Bir süredir videoların arasına zaman koymaya başladım. Bunun tabii birkaç nedeni var. Birincisi çalışıyor olmam. Şu arkada gördüğünüz bilgisayarı hava müsait olduğu zamanlar buraya çıkartıyorum. Çünkü evin içi oldukça sıcak ve nemli oluyor. Klimayla da çalışmak istemiyorum. Rüzgar estiği zamanlar kapı pencere açıp evet içeride çalışmak mümkün oluyor ama genelde içerisi nem içinde oluyor. Pek klimayla çalışmadığımdan, çalışmak istemediğimden de veranda müsaitse buraya çıkartıyorum. Buradan da anlaşılacağı üzere aslında bir takım işlerim var. Bir takım şeyleri yapmaya başladım. Son bir buçuk senedir aslında resmi olarak bir yerde çalışmıyorum ama kardeşimin şirketi, projesi daha doğrusu Agrotix'e bir takım işler yapıyoruz. Son dönemde işlerim biraz hareketlendi. Eski işverenlerim olsun, müşterilerim olsun veya kimi arkadaşım olsun bir takım yardım talebinde bulundular. Ben de onları yarı yolda bırakmamak için dedim ki tekrar tezgahın başına geçeyim ve tasarlamaya başlayayım. Tabii bu bir anda zaman yönetimini doğuruyor. Zamanı doğru kullanmak adına. Çünkü ne yalan söyleyeyim ben buraya geldikten sonra kendime vakit ayırmanın, kendime zaman ayırmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu keşfettim. Tabii kendine zaman ayırmak, kendinle ilgili bir alan yaratmak istediğinde önceki yıllarda ben çok şeyden zorlanıyordum. İşte ofise girip akşam 8-9'lara kadar çalışmak, hatta bazen 2-3 gün şirkette kalmak bana şey gibi geliyordu. Ayağıma bir pranga takmış anlamına geliyordu, öyle hissettiriyordu bana. Şimdi burada tekrar aynı durumu kendi kendime yaşatmak istemedim. Dolayısıyla bir işte mesai aralığı koydum kendime. İşte saat 11'de dükkan açılır, saat 3-4 gibi de kapatırım. Tıpkı bir Bodrumlu gibi, bir Bodrum üslubu denilebilir buna. Zira videoların arasının açılmasının sebebi de biraz bu. Çünkü bir taraftan da bu işleri yaparak hem kendimi iş olarak veya manevi olarak aynı zamanda maddi olarak tatmin edeyim, mutlu hissedeyim. Aynı zamanda tabii ki hem müşterilerimi hem işte eski işverenlerimi vesaire onları mutlu etmek. Tabii sıcaklar başlı başına insan enerjisini alıyor. Çalışmak istemiyorsunuz, biraz daha uzanayım falan. Zırt pırt duşa girip geliyorsunuz. Yani bir şekilde o sıcağın etkisinden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Yaklaşık 3-3,5 aydır evdeyiz. Tıpkı sizler gibi, tıpkı tüm dünyada olduğu gibi çoğumuz evdeydik. Ve bu evde olma hali aslında insanoğlunun yapısına çok uygun değilmiş, onu gördük. Fakat işte bu normalleşme adı altında geçen süreçte de sanki her şey bitmiş gibi davranıyoruz. Bu davranışları da görünce dedik ki hani biz biraz daha dikkatli olalım, biraz daha evde kalalım. O yüzden evde geçiyor. Şimdi evde vakit geçince de dolayısıyla burada videoların içerikleri bir parça tekrar etmeye başlıyor. Mesela size kaç defa daha işte bahçede şunu yaptık, bahçede bunu yaptık gösterebilirim ki yani her gün oturup domates bugün işte yeşildi, sarıya döndü, her gün hafif turuncu oldu, bugün kızardı. Hani böyle böyle içerikler yapmak istemedim. Bir de uzun süredir şeyle uğraşıyorduk. Aşağıdaki damla, yani dam 5'le. Orasıyla olan ilgili onarım vesaire işleri de tamamlandı. Dolayısıyla orasıyla alakalı da böyle arka arkaya benzer şeyleri anlatmak istemedim. O zaman ne oluyor insan? Biraz böyle bir tıkanıklık yaşamaya başlıyor. Ben de evde kaldığım sürece yapabileceğim maksimum şeyi anlatabildim ama şu dakikadan sonra neden bahsetsem gerçekten hiç bilmiyorum. Hani insan bisikletini atlayıp gitmek istiyor. Şöyle gideyim koyları dolaşayım. İşte bugün Torbay'ı anlatayım size. Her gün Gündoğan'ı anlatayım. Yalıkavak'a geçeyim. Ya da niyetim oydu. Böyle bir takım işte öğren yerlerine gitmek. Burada işte İyasos'a gitmek. Pedesa'ya çıkmak. Ya da Lelek yolunda bir şekilde videolar çekmek falan istemiştim. Böyle içerikleri olsun. Ya da atlayalım yatağına, Stronika'ya gidelim. Bir şekilde oraları da tanıtan, içinde bisiklet olan, hatta içinde belki biraz da yazı çizi olan videolar çekeyim ama pandemi gerçekten arayı çok açtı. Bununla birlikte de bir sıcak, az evvel bahsettim, bisiklete binmeyi de mümkün kılmıyor.
ben normal şartlarda erken kalkarım. 6-6.30 gibi kalktım mı en sevdiğim şey sabah serinliğinde bir tur yapmak. 2 saat dolaşmak çok hoşuma gider ve oradan da gerçekten güzel içerikler çıkıyor. Ama bugün itibariyle yani 1 Temmuz itibariyle 6.30-8.30 arası bisiklete binmek, özellikle dönüş yolunda 8.30'da hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıktığı, nemin artık iyice insanın üzerine yapıştığı bir zaman dilimine denk gelmeye başladı. Herhalde 5'te falan uyanmalıyım artık ki yola çıkabileyim. Bilgisayarı buraya almamın da bir nedeni var. Ara sıra küçük toplantılar yapıyoruz. Bu küçük toplantılar online toplantılar değil. Bir müşterim, daha doğrusu arkadaşım ama o da bir şekilde müşteri diyebilirim. Sevgili Yiğit, az sonra burada olacak. Birlikte bir üzerinden geçeceğiz. Bir web sitesi yapıyor. Hatta buradan belki onun küçük bir reklamını da yapmış olabilirim. Pandeminin bize getirdiği yaratıcı çözümlerle alakalı bir şey olabilir. Son dönemde işte bu turizm beldelerinin açılması, insanların tercihlerinin bir tık değişmesi, alışkanlıklarımızı zorluyor olması güncel durumun insanları farklı çözümlere itmeye başladı. Ben şu oturduğum yerden hemen karşıda Bodrum Yalıkavak ana yolunu görüyorsunuz. Buradan arabaları tabii marka marka seçemiyorum ama kamyonla arabayı ayırt edebiliyorum bu mesafeden. Çok fazla karavan görmeye başladım. Bu arada bir kontrol ettik. Karavan fiyatları gerçekten tavan yapmış. İnsanlar işte karavan alıyorlar veya kiralıyorlar. Sevgili dostum Yiğit de Happy Camper adıyla bir marka kurdu. Ve 5 veya 6 tane aracın siparişini verdi. Onun web sitesini hazırlıyorum. Web sitesine girdiğiniz zaman karavanınızı ve havaalanından alacaksınız. İstediğiniz yere gidecek, istediğiniz yerde uyuyacak. Sabah farklı yerlerde uyanacaksınız. Sonra dönerken de arabayı Bodrum'dan mı aldınız? Belki İzmir'de bırakacaksınız. Belki Dalaman'da bırakacaksınız. Sonra tatiliniz bitince geri döneceksiniz. Böyle bir sistem kurdum. Yani bu dönem gerçekten bizim alışkanlıklarımızı, bildiklerimizi çok sınayan bir süreç geçiriyoruz. Ben o yüzden daha önceki videolarda yine söyledim. Bu dönem bir tık daha kamplı tatiller, çadır tatilleri, kampları revaçta olacak. Yine gezerken gördüğüm çadır alanları var Bodrum'da. Artık kamp alanları açılmaya başlamış. Bunlar olmayan şeylerdi. Demek ki bir tık daha farklı, doğayla daha iç içe yaz tatilleri yapmaya devam edeceğiz. Belki bu alışkanlığı biz sadece yazları değil, yaz kış yapmaya da devam edeceğiz. İnsanı özgür kılan bir takım şeyler. Yani bir oteller de para kazansın tabii ama ya bir otelin odasına tıkılıp kalmak, hele o her şey dahil sisteminde pek çok şeyi otelin içinde, sınırları içinde geçirmek, halletmek bana çok mantıklı gelmiyor. Çıkacaksınız, gezeceksiniz. Sabit bir alanınız olacak ama aşağı yukarı 150 kilometre çapındaki bir alan içerisinde tatil yaptığınız yeri köy köy dolaşacaksınız. Bence artık insanlar bunu yapacaklar. Ben de uzun süredir bisikletle seyahat eden ve tur yapan biri olarak, kamp yapan biri olarak bunun ne kadar güzel, ne kadar insanı mutlu eden bir şey olduğunu tattım, keşfettim ve şiddetle de tavsiye ediyorum. Ben de videoyu burada kapatayım. Dediğim gibi az sonra Yiğit burada olacak. Böyle toplantımıza devam edeceğiz, bir şeyler yapacağız o İstanbul'a gitmeden. Haliyle sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Ama lütfen yorum yazmayı unutmayın. Çünkü özellikle hani dedim ya, içerik üretmekte oldukça tıkandım. Bahçeden veya verandadan, evin içinden çok fazla bir şey çıkmıyor. Akıl akıldan üstündür, el elden üstündür. Hani sizin söyleyeceğiniz bir şey, vereceğiniz bir fikir bana yeni bir kapı açabilir. O yüzden ne olur yorumlara fikirlerinizi paylaşın. Şunu görmek istiyoruz, bunu yaparsan seviniriz falan. Neyse artık o sizin aklınızdan geçen. Ya da sorular sorun. O sorulara bir soru cevap videosu yapalım. Bir şekilde kanalın şeyini, hani birlikte çarkını, tekerlerini birlikte çevirelim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.